Mahkeme daha henüz bu konuyla ilgili herhangi bir karar vermiş değil. Ama şunu söyleyebilirim. Raporun içeriğinde yaptığımız işlerin, icraatların doğru olduğu tespiti yapılmıştır tarafımızdan. Ordu'nun 40 yıldır gündeminde olan ve yapımı adeta yılan hikayesine dönen teleferik projesi için mahkeme tarafından görevlendirilen bilirkişi raporu açıklandı. Ordu Belediyesi'ne tebliğ edilen bilirkişi raporundan belediye için olumlu rapor çıktı. Ordu Belediye Başkan Vekili Cengiz Okur, bu raporla yaptığımız işin doğru olduğu belgelenmiş oldu diyerek bundan sonraki sürecin nasıl işleyeceğini anlattı. Mahkeme tarafından görevlendirilen bilirkişilerden bu konuyla ilgili bilirkişi ilgili rapor geldi. Tabii biz de bu davanın bir tarafı olduğumuzdan dolayı rapor bizlere de tebliğ edildi. Biliyorsunuz mahkemenin bu raporu ilgili taraflara tebliğinden itibaren 7 günlük bir ilgili tarafların raporun içeriğine itiraz süreleri var. Bu süreyi bekliyoruz. Dolayısıyla süreç devam ediyor şu anda. Mahkeme daha henüz bu konuyla ilgili herhangi bir karar vermiş değil. Ama şunu söyleyebilirim. Raporun içeriğinde yaptığımız işlerin, icraatların doğru olduğu tespiti yapılmıştır tarafımızdan. Yani rapor bizler için, Ordu Belediyesi için, kurumumuz için olumlu bir rapordur. Bunu söyleyebilirim. %80'i tamamlanan teleferik projesi mahkeme sonuçlandığı takdirde bir buçuk aylık çalışma sonrası tamamlanarak hayata geçirilecek ve böylece orduların 40 yıllık hayali de gerçekleşmiş olacak. Şu anda projenin %80'in civarında zaten tamamlandı. Yurt dışından gelecek herhangi bir malzeme ya da ekipmanımız yok. Tamamı burada geldi. Halatın çekilmesiyle beraber başlayan süreç sanıyorum bir buçuk ay içinde tamamlanacak.